Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere virey konusunda, SketchUp virey konusunda artık bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki derslerimiz artık SketchUp'ı öğrenmiş kabul ederek modellere, daha büyük modellere, daha detaylı modellere ve virey render konusuna yönelik olacaktır. Ben bu dersimizde sizlere virey konusunda virey'in nasıl aktif edeceğiz, belli başlı ayarlar konusunda kabaca bir anlatım yapacağım. Diğer derslerde virey sun, light ayarları, materyal nasıl atanır, materyal ayarları ve farklı konulara değinerek sizlere bilgimizin yettiğince virey'i göstermeye çalışacağız. Bugünkü dersimizde sadece virey'e şöyle kabaca bir giriş yapacağız. Virey sun nereden aktif edilir? Belli başlı küçük tüyolar var. Onları sizlere göstermeye çalışacağım. Virey'i kurduğunuz zaman plugin dizinin altında Virey aktif olur. Virey'in altındaki menülerde bu şekilde görünür. Eğer Virey'i toolbar olarak aktif etmek istiyorsanız View kısmından Toolbar kısmına girip buradan Virey for SketchUp kısmını aktif etmeniz gerekiyor. Bu geldiği zaman ekrana Virey kurulumu başarılı olmuş demektir. Burada bazı nesneler var. Bunları şimdi kabaca anlatacağım. Daha sonra bunları tek tek göreceğiz. Virey kısmındaki M harfi materyal kısmı anlamına geliyor. Buradaki materyalleri kendiniz düzenleyebilirsiniz. Bunlar bizim bir işimize yaramayacak. Daha sonra Paint Bucket aracıyla verdiğimiz materyali burada görebileceğiz. Küçük bir örnek yapalım. Plane'e atıyorum. Pardon. Şöyle bir plane çiziyorum. Plane'i çizdim. Bunu karesel bir model yapayım. Grup haline getirdim. Paint Bucket'la Stone kısmından bir taş seçip buraya bir tekstürü atadım. Yalnız tabii bunun ismi belli olmadığı için burada verdiğim tekstüre ismi olarak aktif oldu. Gördüğünüz gibi. Buna bir isim verelim. Material taş kaplama diyelim. Okey. Dediğim anda burada taş kaplama çıktı. Gördüğünüz gibi. Tabii bunun alt bölümleri var. Onları daha sonra alacağız. Yani Paint Bucket aracı, yani SketchUp içindeki tekstür aracı Vray ile beraber çalışmakta. Bu konuda kafa karışıklığı olan arkadaşlarımızın da soru işaretini gidermiş olduk. Material Editor bu şekilde demiştik. Options Editor var. Options Editor Vray'in bütün ayarlarının olduğu kısım. Burada bazı ayar kısımları var. Buradan ayar yapabiliyoruz. İşte dış mekan, iç mekan için bazı ayarlar var. Reinhardt, işte ESV, normal ayarlar, environment ayarları var, güneş ayarı, arka planda resim ekleme ayarları var. Bunların hepsini teker teker ilerleyen derslerde göreceğiz. Bunlar kabaca anlattım. Şurada küçük bir ipucu vereyim. Eğer M harfi dosya yüklü anlamında, yani bir şey yüklenmiş anlamında, ayar yapılmış anlamına geliyor. Şurada gördüğünüz küçük M harfi de bu ayarlara dokunulmamış anlamına geliyor. Bunlarla oynadığınız anda bu M harfi olur. Yani burada şu GI Color kısmında Sunlight ekli olduğu için büyük M olarak gözüküyor. Yani şuradan ben gelip şuradan Sunlight'ı seçmişim ve buraya Sunlight aktif olmuş. Sunlight güneş ışığı anlamına geliyor. Bütün güneş ışığı ayarları burada var. Güneş buradaki ayarların hepsini kendi sitemizde anlattık. Dilerseniz onlara bir göz atalım. Burada güneş ayarlarını anlattığımız bir ders vardı biliyorsunuz. Evet, sun ayarları şu kısımda. Burada bütün ayarları anlattık. Buradaki şu kısımda şöyle anlatayım ben size. Şöyle çekeyim. Şurada gördüğünüz turbidity değeri, ozon değeri, insan size değeri, shadow beyaz,
ve foton radyus değerleri burada hepsi mevcut. Bunların ne anlama geldiğini buradan bakabilirsiniz, siteden bakabilirsiniz. Daha sonra örneklerle açıklayacağız. Sadece ben kabaca hangi menünün nerede olduğunu şu an şu aşamada anlatıyorum size. Arka plan eklemek de BG yani background color kısmından buradan ekleniyor. Onunla da daha sonra bir deneme yapacağız. Şimdilik bunları kapatıyorum. Options kolu, options kısmı, options editor, V-Ray'in ayarları demiştik. Buradaki ayarlar hoşunuza gitmedi veya ters bir şey yaptığınız anda load default dediğiniz anda ayarlar tekrar sıfırlanır, en başa döner. Böyle bir kolaylık geldi. Render direkt render ediyor. Bastığınız anda bir render penceresi çıkar ve görüntüyü, ekrandaki görüntüyü render eder. Şu şekilde basit bir render aldı. Şu soldaki render history'e takılmayın. Bu benim daha önce yaptığım renderların hafızada kalmış şekli. Evet, bu şekilde bir render yapmış oldu. Render ikonuna bastığınız anda render yapar. Soru işareti SketchUp'la ilgili Chaos grubun sayfasına gider. Chaos grup V-Ray'i oluşturan yani V-Ray'i yapan firma. Direkt onun sayfasına gidiyor. F değeri en son aldığınız frame yani frame buffer anlamına geliyor. En son aldığınız render'ı burada gösteriyor. Alttaki şu history kutucuğuna bastığınız anda daha önceki renderlarınızı buradan save ve load diyerek de yükleyebilirsiniz. Benim mesela daha önceki bir render'ı şunu yükleyelim. Load dediğimiz anda karşınıza daha önce yaptığım bir çalışmanın render aşamasını görebilirsiniz. Buradan render karşılaştırması yapabilirsiniz. Burada Omni Light var. Omni Light tek ışık, yuvarlak ışık anlamına geliyor. Genelde iç mekanlarda kullanılıyor. Işığın yetmediği yerlerde bu Omni Light'ı kullanabilirsiniz. Tabi ayarlarını daha sonra anlatacağız. Her ışığın sağ tıklayıp Wave for SketchUp kısmından Edit Light kısmına girdiğiniz anda burada her ışığın bazı ayarları vardır. Bu ayarlar çıkar ve bazı ayarlar yapmanız gerekiyor buradan. Işık şiddeti ve görünme, shadow ayarları, işte gölgenin kalitesi gibi bazı ayarlar var. Rectangle light, karesel ışık. Şu şekilde karesel bu ışık veriyorsunuz. Şöyle. Bu da bir ışık. Yani bu nasıl bir dairesel bir ışıksa bu da karesel bir ışık. Spotlight, spot ışık adı üzerinde spot ışık. Slide'lar var. Bunları kullanacağız daha sonra. V-Ray Shapir var. Ve V-Ray Plane var. V-Ray Plane çizdiğiniz noktadan sonra size sonsuz bir alan yaratır. Şunları silelim mesela. Şunları siliyorum. V-Ray Plane'i de siliyorum. Şuradan bir render alalım. Render görüntüsü. Şu an görüyorsunuz sahnede hiçbir şey yok. Bir render alalım. Tabi sahnede hiçbir şey olmadığı için görüntüde bir şey çıkmadı. Buradaki V-Ray Plane mantığını anlatacağım ben size. Sahneye bir V-Ray Plane ettiğiniz anda büyüklüğü önemli değil. İster bu kadar ekleyin, ister küçük bir şey ekleyin. Normal boyutlarda ekledim, bıraktım plane'i. Gördüğünüz gibi render yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu sonsuz bir yüzey oluşturdu. V-Ray Plane'in öyle bir özelliği var. Yani zeminde sonsuz bir yüzey oluşturuyor. Siz katman olarak toprak yüzey olarak bir şey atamasanız bile sadece bu koyacağınız V-Ray Plane sizin işinizi görebilir. Bu şekilde sonsuz bir yüzey oluşturabilirsiniz. V-Ray
giriş dersi olarak bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bunların detaylarına gireceğiz. Materyal atamaya gireceğiz, ışık ayarlarına gireceğiz. Şurada gördüğünüz bir pencere var. Shadow kısmı. Buradaki ay ayarları ve güneş ayarları, yani zaman, öğleden önce, öğleden sonra ayarları Vray Sun'la doğrudan bağlantılı. Yani şuradan girdiğimiz ayar, GI Color'dan girdiğimiz ayar, şu ayarlar buradaki ayarlarla bağlantılı. Yani öğleden önceki güneşin ayarını, ışığını buradan hangi aylarda hangi ışık düşüyor buradan ayarlama şansına sahibiz. Böyle bir kolaylığı var. Daha sonra güneşin yönünde nereden düşeceğini size göstereceğim. Vray açılış olarak, açılış dersi olarak bu kadar yeterli. Daha sonraki dersimizde daha detaya ineceğiz. Görüşmek üzere.